Burada şöyle Boston Dynamics'in e, bir robotunu görüyoruz. Bu robot şu anda inşaatta e, çalıştırılıyor. Yani aldı kalası, yukarı çıktı, kalası düzeltti, yol yaptı kendine. Aynı zamanda zeki bir yaratık olduğunu görüyoruz. Yani bunu kim kontrol ediyor? Çantayı aldı. Kafasından mı e, yapıyor bunları? Şimdi oradan bir komut verildi. Dedi ki yukarıda bana e, işte şey çantasını verir misin? İş çantasını, evet. alet çantasını. O da oraya götürdü verdi. Şimdi tabii burada bunları izlerken çok önemli bir e, tweet attı Elon Musk. Dedi ki siz yalnızca inşaat olarak görüyorsunuz ama ben bunu bir asker olarak görüyorum. Evet, Bu bir askerin yerinde birden fazla olduğunda savaşta ne olacak? Ben de dedim ki. Yakın zamanda biliyorsunuz e, bir avukat e, yayınlandı. Hatta onu destekleyen bir firma dedi ki bundan sonra duruşmalara bu avukat girecek. Kaybederse de parasını ben vereceğim. Yapay zekadan bir avukat e, sürdüler öne. Evet. Burada da bir baktık ki Boston Dynamics'in yayınladığı bir inşaat işçisi. Ben de dedim ki inşaat işçileri iş aramaya başlasın şimdiden. Yakın zamanda evet. Hemen hemen tüm sektörlerde göreceğiz. Evet. Yani. Evet. Bir robotlaşma dönemi. Evet. Ne diyorsun Serkan? Valla tabii şimdi e, şöyle bir şey var. Dünya tekemmüle doğru gidiyor ve e, artık son noktaya gelmek üzereyiz. Yani son nokta nedir? İşte, Neyin tekrarı bu? Yani tekemül diyorum. Tekemülden. Tekamül yani. Tamam tekamül. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi bugün mesela haberin bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gelmesi, işte bugün ulaşımdaki aşırı hız ve en sonunda artık ne kaldı? Bütün işlerin yapay zeka, işte robotlar vasıtasıyla yapılması kaldı. Bu da yapıldıktan sonra bence artık dünyada tekamül dönemi biter ve zeval dönemine geçer. Şimdi Biliyorsunuz kaynakların azalması, işte petrolün azalması vesaire. Bununla ilgili yeni enerjilerin e, bulunması, e, güneş enerjisiyle çalışacak veya elektrikli araçların yapılması. Bunlar hepsi tekamülün. E, olgunlaşmanın sonuna, diyelim. Evet, evet. E, olgunlaşmanın son noktaları. Şimdi burada bu robot bakın görüyorsunuz takla atıyor. Yani insanın yapabileceği her şeyin, yapabilecek yapabilecek bir aletin yapılması. E, icat edilmesi artık e, bilginin ve teknolojinin bana göre gelmiş olabileceği en son noktadır ve bundan sonra da zeval noktası yani artık e, iniş noktası e, başlayacaktır. Bunların hepsi Yiniş olur. derken insanlık için bir inişten ne bahsediyorsun? Yani teknolojik ben, bir inişten. Ben insan, insanlık için iniş, dünya için iniş, kainat için iniş ve teknoloji içinde iniş. Yani bu teknoloji geriye doğru gidecektir bence. Yani bu son noktaya geldikten sonra zirveye geldikten sonra aşağıya doğru inecektir. İşte Zirveye ne zaman gelecek? Başka ne söylemek istersin? ben şöyle söyleyeyim mesela diyeceğim. hem Serkan'ın söylediklerini destekleyen mesela zirveye gelecek dedi, zirveden aşağı inecek dedi. Bu acaba ne zaman zirveye gelir, ne zaman aşağı iner? Şöyle bu teknolojiye karşı çıkmanın bir manası yok kesinlikle. Bak ben mesela Sen karşı ben karşı çok çıktım. Onun <laughs> Yalnız için bir lafını keseyim. Kusura evet. bakma. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani bugün insanlığın e, bu noktaya gelmesi e, binlerce yıldır yani e, insanların aklını çalıştırması, bilgisini yenilemesi olmuştur ama iniş öyle yavaş olmayacak. Hızlı olur. İniş çok hızlı olacaktır. Bunun altında çizeyim. Şimdi bak karşı çıkmanın manası yok. İlk cep telefonu çıktığı zaman ki bundan işte 20 25 sene önce ben dedim ya benim fabrikam mı var kardeşim ben bunların cep telefonla idare edeceğim. Giderim evimde varsa ederim yoksa ankesörlüyle ederim. iş öyle değil. Direndim bayağı da direndim 5 6 sene ama olmadı. Sana akıllı telefon aldırmak akıllı için Akıllı telefon da hala yok. Evet. Bak burada duruyor. Evet. Ama var evde yine. Bak şunu <laughs> kullanıyoruz. Şimdi bu ama şöyle bir şey var. Şimdi teknolojiye direnmenin manası olmadığını ben anladım. Zaten herkes de kullanıyor bunu. Ama Serkan'ın dediğine de şöyle katılıyorum. Bu teknolojinin kötüye kullanımı mı, iyiye kullanımı mı? Şimdi burada kötüye kullanımı hızlanırsa, bu insanlığın aleyhine kullanılırsa ve buna mesela diyelim ki asker dedi Elon Musk. Asker yapacağız bunları. Şimdi bu askere karşı... O demiyor, o uyarıyor. O uyarıyor. Şimdi diğer şeyler, yani bir grup bunu yapamaz, geç kalırsa bu teknolojide geçmiş bütün olsun. her tarafı geçmiş olsun eline geçirir. Ama işte burada şimdi ne devreye giriyor? Yani burada kötüye kullanımı. Çünkü karşı tarafta da robot asker olsa, robotlar çarpışsa hiçbir şey yok. Savaş yapmanın da manası kalmaz. <laughs> Ama işte buraya yakalayacak mı diğer ülkeler yakalayamayacak. Yakalayamazsa çok büyük bir güçle dünyanın üzerine çullanır belirli bir grup. Şimdi o zaman ne olur? Bu kötüye kullanım daha da ileriye, daha da ileri insanlığın sonunu getirecek seviyeye gelir. Burada işte doğal güçlerle oynama trendine girer bu teknoloji. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela Serkan daha iyi bilir. Nuh suresinde benim anlayabildiğim kadarıyla Nuh'un kendi kavmini anlattıklarından onların çok ileri bir bilim seviyesine ve teknoloji seviyesine geldiklerini ima eden o şekilde anlayabileceğimiz ayetler var. Onlara öyle şeyler anlatıyor ki sanki onlar teknolojide artık biz en üste geldik. Biz hani tanrılaştık, ilahlaştık gibi böyle bir şey dava ediyorlar. Nuh'un söylediği onlara, Nuh Aleyhisselam'ın söylediği de, Allah'tan gaffar esmasıyla yardım isteyin, sığının diyor. Yani Allah'a yönelin, neden size mağfiret etmesin. Yani öyle şeyler yapıyorlar ki artık biz ilahlaştık. Bu ilahlaşma seviyesine geldikten sonra artık doğaya meydan okumaya başlıyor. Yani doğanın ayarlarıyla oynamaya başlayabilir bu teknoloji hızlı gidişi. O zaman işte, bazı dengeler dünyada olsun, diğer dünyanın dışındaki sistemlerde olsun, bozulabilir. Peki, hemen bir soru sorayım. Yani daha önce de bu evreler yaşanmış mıdır i̇şte dünyada? İşte bunu bunu e, bu daha yani bu çok Ya bu kaçıncı insanın bu tekrar daha çok sıfırlaması? Eee neospiritalizm denilen ruhçuların iddiaları 70 bin senelik böyle teknolojinin çok ilerlediği ve birdenbire kaotik bir şekilde sona erdiği, ilkel çağa dönüldüğü şeklinde devreler olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu reenkarnasyon inancıyla beraber götürüldüğü için e, bunu ayrıca tartışmak lazım. Böyle iddialar Şimdi var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bazı kavimlerin e, inşaatta efendim ve e, tarımda e, işte sulama e, sisteminde falan çok ileride oldukları <laughs> ve mesela e, çok çok ileri düzeye gidip Büyük büyük kuleler inşa ettikleri o günün teknolojilerinde ve teknolojilerinin çok ileri düzeyde olduğunu anlayabiliyoruz. O kavimlerin ancak helak olduğunu da söylüyor. Dolayısıyla biz oradan şunu anlayabiliriz. Yani birisi tıkıp çıkıp bunu efendim arkeolojik bulgularla ispat ederse daha önce dünyada yaşayan insanlar teknolojide çok ileri bir düzeye ulaştılar. Ancak yok oldu. Yok olunca o bilgi de onlarla birlikte yok oldu derse. Kur'an buna aykırı değildir ve bunu reddetmez. Yani bununla ilgili mesela At kavmi, Semut kavmi efendim e, bunların e, yaşamlarına baktığımızda size, o dönemdeki size verdiğimizin kat kat üstününü. Tabii şehir planlama sistemleri. Falan. Yani şehir planlama, yani bugünkü mimari, onların o zamanki mimarisini bugüne kıyasladığımızda aslında çok ileri düzeyde eee mimaride Mısır'daki piramitler inşaat... de buna örnek olabilir. Yani ve piramitler mesela bahsettiğiniz gibi e, bu bir delildir. Bir de şuna bakıyoruz. Geçmiş peygamberlerde mesela her bir peygamber bir mucize getirmiş. Evet. O mucize neydi biliyor musunuz? O dönemdeki insanların ulaşabildikleri bilgilerini ve teknolojik efendim ilimlerini alt eden e, bir mucizeydi. Mesela örneğin Hz. İsa döneminde tıp çok ilerideydi ve Hz. İsa Tıbbın nihayeti olan ölüleri diriltme artık. Yani diğer bütün hastalıkları iyileştirmeyi bırakın. Ölüleri diriltme mucizesini gerçekleştirerek o dönemdeki bütün tıpçıları yendi. Mucizeyle yendi. Yani dolayısıyla geçmiş dönemlerde e, günümüzdeki e, bazı bilgiler, bazı teknolojik olsun, tıbbi olsun, ilmi olsun çalışmaların çok çok ileri düzeye gelip Allah'ın peygamberlerini göndererek onları yendiğini anlayabiliyoruz.